Ocak ayı aylık rapora hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeni bir yıla girerken çok zam demeyelim. Hayatımızda yeni bir sayfa açalım dedik de ne oldu? Ne olacak aman? Naralar atıp atıp aman. Zamları bağrımıza basmaya, hem aydınlanmaya, hem ısınmaya, hem de karnımızı doyurmaya devam edeceğiz. Asgari ücrete gelen zammın nasıl da vitaminsiz, nasıl da faydasız olduğunu faks niteliğinde gelen faturalarla anlıyoruz. Artık evi en büyük olan arkadaş, akraba ya da yoldan geçen birine yapışıp danaya girer gibi faturaları girip koloni oluşturma challenge'ını başlatıyorum. Challenge'ı kabul ediyorum ve çıkışta sana geliyorum. Böylelikle zamsız maaşlarımızdaki ucu ucuna geçim noktasına geri dönebiliriz. Eve geçerken son dondurmalarımızı alalım. Tekel ve bakkallar bu faturalara dayanamayıp dondurma satışını kaldıracaklarını duyurmuşlar. Stok yapalım. Dondurmasız ne yaparız? İşte bu zihniyet yüzünden her şey zamlanıyor aslında. Zamlansın ki gerçekten ihtiyacı olanlar alsın. Bakınız taksi bulamama sorunu zam ile birlikte çözüldü gitti. Yolcu sayısı azaldı. Şimdi herkes mutlu. Taksi! Taksi lazımdır ağabey. Elektriğe de %50 ile %125 zam geldi. 150 kW'un üzerine çıkan elektrik kullanıcıları çarpılıyor. Dur sakın tahtayla vurmayın. Zira bu elektrik çarpması ne tahtayla ne toprakla geçmez. Gerçekten ihtiyacı olan kullansın canım. Tabii canım. Edison'dan önce ampul mü vardı? Bizi kıskanan Almanya'da Ocak ayı enflasyonu %4,9. Almanya Türkiye'yi kıskanıyor diyorsun. Aynen kıskanıyor. Ne demek kıskanıyor? Bizde 48,69'ların üzerinde. Bunlar niye toplanıyor hocam? Ortalaması alınması lazım değil mi? Altta 36... Ya bu Türkiye'nin enflasyonu. Türkiye toplama değil. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana hep caz. Yeni ekonomi modeli tutar mı tutmaz mı diye Google'da aratacak kadar umutsuzluk taşıyan halkımıza bu modelle Nobel alırız diyorlar. Vallahi helal. Helal. Bravo. Ama bir dakika. Norveç'e kim, nasıl, hangi vize, hangi uçak parasıyla gidecek? Zoom'dan alırız biz de ödülü. O ödülü aldık. Tutuyorum şu an elimde. Elimde şu anda tutuyorum o Nobel'i. Zulal, başardık. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Zoom'dan keyfi çıkmaz aslında ama dolar turşusu kuran turşucu abimiz o zaman geldiğinde sponsor olmak isteyebilir. Zaten bu hızla yükselirse her bir şeylere yeter o dolar. As bayrakları köşemiz yerine dimağımızın tutulduğu şok haberlere geçelim. Trabzon'un Yomra ilçesinde farklı tarihlerde farklı evlerden çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar kendilerine telefonla ulaşan jandarma ekiplerine "Hırsızlıkları biz yaptık. Yakalayabiliyorsanız yakalayın." dedikten 20 dakika sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. Eskişehir sporlu futbolcu Galatasaray tişörtüyle fotoğraf çekindikten sonra sosyal medya hesaplarında bunu paylaştı, sonrasında kovuldu. Abilerim bilirsiniz, damarlarımı kesseniz kanım sarı kırmızı akar. Bilirsiniz, damarlarımı kesseniz kanım sarı lacivert akar. İstanbul'da bir iş yerinde kimlik ve ehliyet başta olmak üzere her türlü resmi belgenin sahte olarak imalatının yapıldığı öğrenildi. Yapılan baskında çok sayıda boş suret, hologram, İçişleri Bakanlığı mührü bulunan şeffaf belgeler, sahte pasaport, sahte aile cüzdanı, ikamet izin kimliği, kalfalık belgesi ele geçirildi. Her şey yalanmış meğer. Aha, dünyada ölümden başka her şey yalan. Dünyada ölümden başkası yalan. Bedelli askerlik yerleri açıklandı. Türkiye'nin her köşesinde asker uğurlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Askere gidenlerin ardından gözyaşları sel oldu. 21 gün bedelli askerlik yapacak bireyler memleketlerinden ayrılırken gözyaşları içindeydiler. Tabii belki de ödedikleri 46 bin için ağlıyorlardı. Kim bilir. Son olarak, şimdi aklınızdan bir sayı tutun. Ay yok ya, pardon, yanlış oldu. Aklınızdan bir şirket düşünün ki bizim, yani devletin. 8 tane yönetim kurulu üyesi var ve sadece 7'si çifte maaş alıyor. Evet, sadece 8'de 7'si. Arada kalan o tek yönetim kurulu üyesinin suçu nedir? Bir şeylere daha zam yapıp o tek kalan yönetim kurulu üyesine de burs vermeyi teklif ediyoruz arkadaşlar. Kabul edenler kabul edilmiştir. Biz ne yaşadık bu ay? Yerde miyiz, gökte mi? Zamların içinde mi?
Bilemiyorum. Paralar öyle ya da böyle ceplerde. Gördük Ocak ayı sonunu. Hiçbir şey alamıyoruz. Dayanın canlarım. Biraz daha birbirimize sarılalım. Havalar ısınacak inanıyorum. Bir dahaki aylık raporda görüşmek üzere. Hoşça kalın.